Neler bir sorunlarla yaşadınız? Başka bir yönde duruyor. Zaten siyaset. Ömer abi. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart günü önce rehin alınması ve ardından katledilmesi eylemine karşı tepkimizi haykırmak için toplandık. Öncelikle Cumhuriyet Savcımızı, bir meslektaşımızı yitirmemiz nedeniyle üzüntümüzü belirtmek isteriz. Hukuk dünyasının başı sağ olsun. Gerçekleştirilen bu eylem bir terör eylemidir. Bu, hukuku kana bulayan hain bir terör eylemidir. Adalete, hukuka, bir hukukçuya ve dolayısıyla hepimize yönelen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Hukuk dünyası hakimiyle, savcısıyla ve avukatıyla bir bütündür. Hukukun üstünlüğüdür, üstlendiğimiz farklı rollerin ortak gayesi. Sevinçlerimiz gibi acılarımız da ortaktır bizim. Ancak henüz meslektaşımızın acısını bile yaşamamıza fırsat verilmeden saldırıdan biz avukatları, bizlerin adliyeye giriş biçimlerini sorumlu tutmaya çalışan haksız ithamları kabul etmek mümkün değildir. Yaşanan bu terör eyleminin çok yönlü olarak ele alınması ve aydınlatılması yönünde çaba sarf etmek gerekirken ilk beyanların avukatların adliyeye giriş biçimlerine yönelik olması üzücüdür, üşündürücüdür. Bilindiği gibi bu eylemi gerçekleştiren saldırganlar avukat değillerdir. Varlık sebebi hukukun üstünlüğünü, hak ve özgürlükleri korumak olan biz avukatların bu olaydan hareketle hedef haline getirilmesi, bu terör eyleminden sorumlu tutulmaya çalışılması kabul edilemez. Bizler bir takım dokunulmazlık ya da ayrıcalık talebinde bulunan kişiler değiliz. Bizler tıpkı hakim ve savcılar gibi yargı görevi yapan, adaleti ve hukukun üstünlüğünü gaye edinen avukatlarız, hukukçularız. Potansiyel şüpheli olarak zan altında bırakılmayı kabul etmiyoruz. Adalete ve hukuk dünyasına karşı gerçekleştirilen bu acı terör eylemini kınıyor ve kime yönelirse yöneltsin her türlü terörü bir kez daha lanetliyoruz. Savcımızın evine düşen kor bizlerin yüreklerini yakmıştır. Şehit düşen Cumhuriyet Savcımızın ruhu şad olsun. Hukuk dünyasının tüm hukukçuların başı sağ olsun.